Altın en popüler enstrümanlardan birisi haline geldi. Nitekim altın rekor üzerinde rekor kıracak diye sizlerle paylaşmıştım biliyorsunuz. 1921 seviyesi tepe noktasıydı altının. 2009 yılı yanılmıyorsam görülmüştü bu seviye. Daha sonrasında da geriye gelmişti. Hatta 1200 dolar seviyelerini bile zorlamıştı aşağıya doğru. Tabii dünyanın gerilmesi, özellikle bu pandemi etkisi, Trump etkisi, yani Trump'ın sürekli olarak dünyayı germeye devam etmesi nedeniyle altın fiyatları önce kademe kademe yukarı çıktı. Daha sonrasında da 1800'den beri soluksuz olarak yukarıyı zorlamaya devam ediyor. 2000 doları zorlayacak gibi görünüyor. Ama özellikle şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Bu seviyeler kritik seviyeler. Kısa vadede bir dalgalanma olabilir. Kimse şaşırmasın. 1760 dolar seviyesine kadar gevşeyebilir. Eğer ki dolar da bu seviyelerde sabit kalırsa şimdilik gram altında 395 seviyesine kadar geri çekilebilir. Ama orta ve uzun vadede altın yükselişinde devam ettirecek bana göre. 2000-2500 dolar aralığında taban oluşturup kendisine hatta 3000 doları zorlamaya başlayacak. Dünyanın konjonktürüne baktığımız zaman işler hiç de iyi gitmiyor. Ne pandemi açısından iyi haberler alıyoruz, ne Amerika-Çin ilişkileri açısından iyi haberler alıyoruz, ne de yurt içinden iyi haberler alıyoruz. Ekonomi ve sağlık her geçen gün biraz daha riskli hale gelmeye başladı. Aynı zamanda bir savaş tedirginliği, gerilimi de var. Onu da konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Bugün de her zaman olduğu gibi rakamları konuşacağız. Ağırlıklı olarak altını konuşacağız, doları konuşacağız. Bunun yanında gümüşü konuşacağız. Çünkü gümüş de hedeflerimizi aştı. 20 doları geçer diyorduk. 20 doları geçti. Şu sıralar 25 doları zorluyor hatta. 25 doları kırar mı, kırmaz mı? Yoksa altın gibi onun da bir miktar geri çekilme ihtimali var mı? Kısa vadede bunu da değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bir haberle başlayalım. Önemli bir haber. Borsadan 2-0 atıldı biliyorsunuz. Biz 0 atmaya alışığız. Dolar da 100 lira olduğunda tekrar 2-0 atacağız, 1 lira yapacağız. Ya da 10 lira olduğunda 1-0 atacağız, 1 lira yapacağız. Bu 0 atma işiyle durumu çözmüş gibiyiz. 120 bine geldi borsa. Düşme ihtimali çok yüksekti. Düşme ihtimaline karşın o düşüşü en azından hafifletmek adına bence 2-0 attılar. 120 binden 80 bine gelmeyecek de 1200'den işte 900'e gelecek. O da çok büyük bir düşüş gibi görünmeyecek. Umarım böyle bir düşünce içerisinde değillerdir. Umarım bunu işte Avrupa borsaları, Amerika borsaları gibi bir görünüm kazandırmak adına yapıyorlardır borsayı, ama insanın aklına böyle bir şüphede düşmüyor dersem yalan olur arkadaşlar. Çünkü hep bir şeylerin altından bir şeyler çıktığı için insanın da aklı karışıyor ister istemez. 120 bini gördü borsamız. 120 binden geriye geldi ve şu sıralar 119.500 seviyelerinde. 2-0 attık, 1915 seviyelerinde. Bu seviyeler tepe noktaları. Bir kez daha söylüyorum. Çok yüksek seviyelerde borsa. Eğer ki bir satış baskısı oluşursa bunun altında çok ciddi kalırsınız ve büyük kayıplara uğrayabilirsiniz ya da uzun süre beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bu uyarıyı hep yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Şunu diyenler olabilir. Ya 100 binden beri düşecek diyorsun. 120 bin oldu kardeşim. Evet, 100 binden beri diyorum. Hatta 80 binden beri diyorum. Şu anda 120 bin oldu ama sonuç itibariyle 100 binden 120 bine gelen bir borsa size %20 kazandırır arkadaşlar. Ama 120 binden 50 bin lira, 60 bin lira giden bir borsa da %60, %70 kaybettirir. Büyük sıkıntılara uğrarsınız. Aman ha, dikkatli olun diye söylüyorum. Dolar 6.85 seviyelerinde dolaşıyor. 6.85, 6.84, 6.86 sabit kur gibi yatayda devam ediyor hayatına. Ama her yatay hareket, yani bu sürecin iyiden iyiye uzaması, iyiden iyiye doların üzerindeki baskının artması gerilimi de arttırıyor aslında. Bir sapan etkisi yaratıyor. Aniden bir devalüasyonist etkiyle karşı karşıya kalabiliriz. Şu anda altın oldukça yüksek seviyelerde, bakın 1940, 41, 42, 1939 o seviyelerde gidip geliyor. Bir miktar geri çekilse bile sanıyorum ki bundan sonra görebileceği maksimum yerler 1700-1800 aralığı olacaktır. Ama dolarda devalüasyonist bir etki olduğu an itibarıyla bir de altının, onsunun yüksek seviyelerde kalması gram altını 600-800 bandına oturtur. 2000-2500 aralığına yerleşen bir altın onsu görürsek, 13-14 liraya giden bir dolar kuru görürsek 1000 liraları zorlamaya başlayan gram altın fiyatıyla karşılaşırız. Onu da özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şu anki dolar seviyesi sadece yabancının işine geliyor. Özellikle belirtmekte fayda var. Yabancı
yabancı buradan ucuz doları toplayıp parasını kaçırmaya devam ediyor. Bu sürdürülebilir bir şey mi? Değil. Her ne kadar 1 Ağustos itibarıyla işte Rusya'dan belli bir miktar turist girdisi olacak ve en azından bununla cari açığımızın bir kısmını kapatacağız düşüncesinde olsa da birileri, öyle büyük bir bel bağlamamak gerekiyor bu işe. Çok yoğun bir turist akışı olmayabilir ya da gelen turistler ucuz olduğu için Türkiye'ye gelir ve bunun getirisi de çok fazla olmayabilir arkadaşlar. Cari açık iyiden iyiye büyüyebilir ve cari açığın büyümesi doların üzerindeki kırılganlığı da arttıracaktır. Dış borç, bütçe, işsizlik, enflasyon, düşük faizler, gerçekçi olmayan faiz rakamları daha doğrusu. Düşünsenize politika faizi 8.25 ama piyasa faizine bakıyorsunuz. Onun üzerinde tahvil faizleri, piyasanın gerçek enflasyonist ortamıyla faizleri kıyaslıyorsunuz. %6, %7'lik negatif faiz ortamı var. Doğal olarak bu koşullar içerisinde her geçen gün dolara olan ilgi artıyor. Doların üzerindeki kırılganlık ve baskı artıyor ve dolar bundan sonraki süreçte görünen o ki kademeli yükselmeyecek arkadaşlar. Büyük ve sert hareketler yapacak. Bakın özellikle belirtiyorum. Büyük ve sert hareketler yapacak arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte bir anda 9-10 lira, hatta daha sonrasında 13-14 liralık bir dolar kuru gördüğünüzde ya nasıl yükseldi bu dolar falan diye şaşırmayın arkadaşlar. Çünkü bu seviyelerde ısrarla tutulmaya çalışılan dolar iyiden iyiye bir diş macunu etkisi yapıyor. Diş macunu sıkarsınız, 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 bir direnç oluşturursunuz ve sonrasında en ufak bir delikte o fırlar patlar gider. İşte doların durumu da o ve 2018 Ağustos ayından çok daha sert hareketlerle karşı karşıya kalacağız ve umarım durdurulabilir. Ağustos 2018'de en azından faiz silahıyla veya dış borç bularak doların gidişatını bir şekilde frenlemeyi başardık. Ama bu dönemde dış borç bulma ihtimalimiz de yok. Daralan piyasanın daha daralmaması için faizleri öyle fahiş ortamda arttırma imkanımız da olmayacak. Bu doların önündeki zayıf bariyerlerin tamamını kırmasını beraberinde getirecek. Dolar 13, 14, 15, 16, 17 hak getir artık. Nerede durmak isterse ya da nerede durdurulabilirse orada duracaktır. Çok tehlikeli bir iş yapılıyor arkadaşlar dolarda. Çok tehlikeli, çok kritik ve çok hassas dengelerle oynanıyor. Bu hassas dengelerin sonu pek de hayra alamet değil. Gelelim Euro'ya. Aynen söylediğimiz gibi 1.20'yi zorlayan parite sayesinde 8.06'ya giden bir euro ile karşı karşıyayız. Ancak buradaki kritik mesele şu. Evet, Avrupa Birliği şu anda bir takım kurtarma paketleri açıklıyor. Evet, Avrupa Birliği kendisini toparlamaya çalışıyor. Bazı veriler de oldukça olumlu geliyor ama hala Avrupa Birliği'nin geleceği ile ilgili sıkıntılar söz konusu. Öbür taraftan Avrupa Birliği ihracatını tam olarak arttırmış, üretimini tam olarak arttırmış değil. Bu da sıkıntıyı her geçen gün biraz daha büyütüyor arkadaşlar. İkinci dalga etkisi de iyiden iyiye gündeme gelirse, Avrupa'yı tekrar geçen sene olduğu gibi vurursa bu büyümelerin hepsi bir anda durur ve geri gitmeye başlar. İşte o anda da bu paritede uçurum etkisi oluşur arkadaşlar. 1.20'ye vuran parite bir anda 1.06'lara kadar düşebilir. Yıkım olur. Özellikle Forex'te işlem yapanlar ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalır. Biraz önce faizden bahsetmiştim. Politika faizi 8.25, piyasa faizi onun üzerinde 10.20, 10.24, 10.50, 10.57. Demek ki piyasa faizi ile politika faizi uyuşmuyor. Piyasa politika faizini gerçekçi bulmuyor. Enflasyona göre hareket ediyor. Zaten Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi de her geçen gün değişiyor. Gelelim altının onsuna. Altının onsunda kritik seviyelerdeyiz. Bir kez daha söylüyorum bakın. 1937 seviyesindeyiz. Bana göre orta ve uzun vadede 2000-2500 dolar aralığında seyredecek. Daha sonrasında da 3000 doları hedefleyen bir altın ons değeriyle karşı karşıya kalacağız. Ama arkadaşlar, 1800'den beri soluksuz yükselen bir altın ons değeri var. Açıkçası buralarda biraz durma, biraz gevşeme, biraz dalgalanmayı beraberinde getirecek gibi görünüyor. Sakın ha sakın kredili işlemler yapmayın. Mümkünse günlük işlemlerden kaçının ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durun. Altın bir anda fırlar 2500 dolar olur gibi bir kafayla yaklaşıp kaldıraçlı işlem falan yapmayın. Bütün paranızı kaybedersiniz. Büyük ihtimalle arkadaşlar 1940, belki 1960, belki de 1980'de. Ama görünen o ki 1940'lı seviyelerde takılacak. Daha sonrasında bir satış baskısı gelecek. 1760'a kadar bir silkeleme yapılabilir.
özellikle belirtmek istiyorum bakın. 1760'a kadar altın gevşeyebilir. 1760'a kadar altının gevşemesi, dolar bu seviyelerde sabit kalır ise eğer arkadaşlar, gram altında 395'e çekilmesi demek. İkinci tehlike, bakın dolar endeksi 93 seviyesine kadar gevşedi, çok dip seviyelerde. Dolar endeksine aşırı talep gelebilir, tekrar 100 zorlamaya başlayabilir. Dolar endeksi 100'ü zorlamaya başladığı zaman altının onsunda ciddi bir geri çekilme olacaktır. O 1760'lı seviyeleri tekrar göstereceklerdir. Yani 200-250 dolarlık bir dalgalanmadan bahsediyorum sizlere. Bu seviyeler kritik seviyeler. Ne almak ne satmak anlamında elbette bir tavsiye vermiyorum. Kısa vadede 1940-1760 aralığında bir dalgalanma olacak gibi görünüyor. Sonrasında 2000 oldukça güçlü bir şekilde kırılacak ve 2000-2500 aralığında kendisine yeni destek ve direnç noktaları yaratarak yükselişini devam ettirecek altın. Ama şu an çok kritik bir noktadayız. Lütfen dikkatli olun. Aynı şeyi gümüşün onsu için de söyleyeceğim. Gümüşün onsu da tepe noktalarında 25 lira, açıkçası oldukça yüksek bir seviye. Hani 30 lira olur, 40 lira olur falan demeyeceğim. Şu an için demeyeceğim. Orta ve uzun vadede bana göre gümüşün gideceği ilk hedef 40 dolar olacak. Ama kısa vadede yine gümüşte de 25 ile 20 arasında, hatta 18 arasında bir dalgalanma görebiliriz arkadaşlar. Kritik işlemlerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Öyle kaldıraçlı işlemler, günlük alsatlarla falan para kazanmaya çalışmayın. Ha şunu yapabilirsiniz, onu anlayabilirim. Yani 1940 seviyeler tepe noktalar. Ben 1760'a kadar geri çekileceğini düşünüyorum ama buradan satacağım, Türk lirasına döneceğim. 1800'lü seviyelerden tekrar altını yerine koyacağım diyebilirsiniz. Size bir fırsat da yaratabilir. Tabii bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Ama bana göre, benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar, altın bu seviyelerden, yani 1940'lı seviyelerden tekrar 1760'lı seviyelere gevşeyebilir. 1760'dan 1900'lü seviyeye tekrar yükselebilir. 1900'ün üzerinde bir haftadan fazla kaldığı an itibariyle artık burada kendisine sağlam bir taban oluşturur. İşte o zaman anlayın ki artık geriye gitmez. İlk hedef bana göre 1960 olacaktır. Sonrası 1980 ve 2000 psikolojik direnci de kırıldığı an itibariyle 2000-2500 dolar aralığında kendi destek ve dirençlerini oluşturarak altın yükselişini devam ettirir. 3000 doları hedefler. Gümüş 20-25 dolar aralığında gidip gelir. 25 doları kırdığı an itibariyle o da 40 doları hedeflemeye başlar. Başka güvenilir liman yok. Peki gram altınla ilgili ne diyebiliriz? İki senaryo var burada. Birinci senaryo, doların bir süre daha sabit gitmesi, bu seviyelerde kalması. Sabit kalırsa arkadaşlar 395-430 aralığında gidip gelen bir gram altın fiyatı görürüz. Ne zaman ki 2000 dolar kırılır, o zaman 450 artık bir hedef haline gelmiştir. 450'yi aşar ve 500'ü zorlamaya başlar. İkinci senaryoya geçtiğimizde, dolarda devalüasyonist bir etki olursa arkadaşlar, ani sıçramalar, ani yükselişler görülürse, 13-14 liraya giderse ki gitme ihtimali çok yüksek. Niye? Türkiye'nin koşulları gereği, Türkiye'de artık deniz bitti, kara göründü. Dış borç her geçen gün sıkıntı yaratıyor. Cari açık her geçen gün artıyor. Bütçe açığı her geçen gün artıyor. Önümüzde bir seçim ihtimali her geçen gün biraz daha güçleniyor. Bütün bunların yanına bir de siyasi nedenler ekleniyor. Uluslararası nedenler ekleniyor. S-400 gibi, Ayasofya gibi, Amerika'daki seçimlerin Türkiye'ye yansıması gibi vesaire vesaire. Biden'ın seçilme ihtimali artarsa Türkiye'nin riskleri daha artacak aynı oranda. Bu devalüasyonist etkiyi de arttırıyor. İşte 13-14 liraya giden bir dolar görürsek, o zaman altının onsundaki o dalgalanmalar yaşansa bile arkadaşlar, 1760 dolara kadar gevşese bile altının onsu, 500'ü rahatça kıran bir gram altın görürüz. Onu da bir kenara not etmenizde fayda var arkadaşlar. Evet, bu videom da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer ki videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalıma destek verebilirsiniz. Ve aynı zamanda Instagram'dan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.